Arkadaşlar, Spor Artı Eğlence kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda daha önce yaptığımız soru cevap videosunun sorularını sizden almıştım arkadaşlar. Bugün ise herkesin sorusunu teker teker yazdım ve elimden geldiğince hepsini şu an cevaplayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen o zaman sorulardan başlayalım. İlk sorumuz Mustafa Okur. Öncelikle herkese yazdığı sorulardan dolayı teşekkür ederim. Yaklaşık 30 sorumuz var. 30 sorunun hepsine şimdi başlıyoruz. Evet Mustafa Okur, küçüklüğünden beri kart falan oynuyor muydun? Evet Mustafa, küçüklüğümden beri oynuyorum. Yaklaşık olarak 8-9 yıldır kart çıkartma koleksiyonları yapıyorum ve bunları oynuyorum. Kart koleksiyoncusu, abi Topps mu daha iyi, Panini mi? Mutlu yıllar abi demişsin. Haydar kart koleksiyoncusunun adı. Haydar, sana da mutlu yıllar. Topps mu daha iyi, Panini mi? Şimdi ikisinin arasında fark var. Topps da kaliteli, Panini de kaliteli kartlar çıkartıyor. Ama ben tanıştığım ilk Panini'ydi. İkisi de çok iyi markalar, tartışılır arkadaşlar. Ama kıyaslanmak gerekirse Panini sanki bir adım daha önde. En sevdiğin kart ne demiş Deniz Uçman. Deniz, en sevdiğim kart burada Diego Ribas'ın özel kartı. Burada gördüğün gibi Diego Ribas. Diego Ribas en sevdiğim oyunculardan biri ayrıyetten Fenerbahçe'den. Hüseyin İsa, abi en sevdiğin veya en iyi kartını gösterir misin? En iyi kartım bu arkadaşlar. Legend, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2014-2015 sezonuna ait olması lazım. Legend, Iron Rush kartı. Gerçekten efsane bir kart. En iyi kartım bu. En sevdiğim kartı Diego Ribas'tı. Abi en eski kartını gösterir misin demiş Berkay'ın kart partisi. En eski kartını göstereyim sana Berkay. En eski kartlarım bunlar. 2010-2011 sezonuna ait Şampiyonlar Ligi'nin kartları. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde tanıştığım ilk seri kartları bunlar. Batuhan Celayir, abi bu kadar kartı nasıl alıyorsun ve en sevdiğin kart? Bu kadar kartı nasıl alıyorum? Şöyle, insan para biriktire istediği her şeyi alabilir. Yani yeter ki sabırlı olmanız gerekiyor. En sevdiğim iki kart. Arkadaşlar, WWE hayranıyım ben ve özellikle Randy Orton ve John Cena benim en sevdiğim iki kart. İkisine de sahibim. Slam Attacks Topps'tan. İşte kartlar. Bu kartları hiçbir şeye vazgeçmem. Randy Orton'un RKO'su, John Cena'nın You Can't See Me'si. Benim favori hareketlerim. Emre, en çok Panini kartlarımı yoksa Topps kartlarını mı seviyorsun? Evet, bu soruyu cevaplamıştım. Panini'nin bir adım önde olduğunu söyledim. Kutay Eker, kaç yaşındasın ve kartlarını gösterir misin? Kutay, ben 17 yaşındayım. 18 yaşıma basmam için daha 9 ay var. Ve kartlarını gösterir misin demiş. Evet, kartlarım bunlar ama dahası var. Onları da size ayrı bir videoda göstereceğim arkadaşlar. Oyun başında TR. Haftalık kaç kart alıyorsunuz ve anneniz nasıl izin veriyor? Güzel bir soru. Haftalık kaç kart alıyorsun sorusuna şöyle cevaplayayım. Haftalık almıyorum. Elime ne zaman geçerse alıyorum. Yani param olduğu zaman ya da o anki psikolojime bağlı. Hani evet, bugün video çekmek istiyorum. Bu kartı alayım. Bu kart koleksiyonlarından bir tanesini alayım diyorum. Anneniz nasıl izin veriyor? Evet, annem babam. Tabii ki de herkesin olduğu gibi bunları gereksiz bir şey sanıyorlar. Ancak bir insanın hobisi bu. Bir insan hobisini kimse, annesi babası bile olsa elinden alamaz. Ta ki zor durumlara düşene kadar, ki bu benim hobim. Bunu sanırım kimse benim elimden alamaz diyorum. Zeynep Tomul, abi senin en iyi kartın ne? En iyi kartım işte burada. Cristiano Ronaldo XXL. Yani bundan daha iyi bir kart var mı bilmiyorum. 110 hücum, 102 orta, 76 defans. Cristiano Ronaldo.
Metin Gamers, kutu açılımı yapacak mısın? Metin Gamers demiş. Kutu açılımı derken sanırım Timbox tarzı şeyleri kastediyorsun. İnşallah ilerleyen zamanlarda yapacağım. Kart koleksiyoncusu yine bize bir soru yazmış. En sevdiğin kart ve en iyi kartın. Evet, dediğim gibi John Cena hayranıyım ben. John Cena benim en iyi kartım bana göre. Bir de tabii ki de Legend Iron Rush vardı. Evet. Can Kat Kurtaran. Abi söylemeden geçemeyeceğim. Çok yakışıklısın. Teşekkür ederim Can Kat. O senin yakışıklılığın kardeşim. Tops Şampiyonlar Ligi tanıtım videosunda aldığın şeyler kaç TL tuttu? Can Kat, bunlar yaklaşık 150 TL tuttu, ancak bunları ben almadım. Matchetex bana yolladı. Matchetex benim sponsorum arkadaşlar. Bundan da haberiniz olsun. Ve Star Wars kartlarını nasıl aldın? Star Wars kartlarını Migros'tan 30 TL ve üzeri alışverişlerinde bulabilirsin. Sana veriyorlar kasada. Ya da Star Wars kartlarını almak istiyorsan biraz daha bekle. Tops inşallah ülkemize bu girişi yapacak Star Wars'ta. Tops Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün şeyleri alırken ailen kızdı mı? Evet, ailem arada sırada kızdı. Ancak dediğim gibi bu bir hobi. Hobiyi kimsenin sorgulamaya hakkı yok. Herkesin farklı farklı sevdiği şeyler var. Atalay Balanan. En sevdiğim futbolcu kim? En sevdiğim futbolcu Cristiano Ronaldo. Bir de Arda Turan tabii ki de. İlginç bilgiler. Kaç yaşındasın? Ay, kaç yaşından beri kart koleksiyonu yapıyorsun? Yaklaşık 2006'dan beri yapıyorum, ama kart olarak değil, çıkartma olarak 2006'dan beri yapıyorum. İlk koleksiyonum Bundesliga'ydı. Almanya'da yaşıyordum o zamanlar. Bundesliga ile ilgili bir çıkartma koleksiyonum vardı, ancak o yırtılmıştı maalesef. Panini and Tops. Panini'yi nasıl keşfettim? Panini'yi şöyle keşfettim. Babamla bir gün bir dükkana girmiştik. Dükkana girdiğimizde koleksiyonlarla ilgili bir şey vardı. Çıkartma vardı. Bundesliga çıkartmaları vardı ve ben onu babama almasını söylemiştim. Babam bana almıştı. Yani kısaca her şey babamla başlamıştı. Babamın bana o çıkartmayı almasıyla birlikte. Serhat Çakır. Kart değiş tokuşu yapalım mı? Sen bana Top Masters, ben sana Attacking Trio. Evet, bendeki Cristiano Ronaldo'ya sanırım göz dikmiş Serhat Çakır. Şu an Top Masters'ı değiştirmeyi düşünmüyorum. Ama sorun için teşekkür ederim. Panini kart ve çıkartmalar nasılsın? Panini'ye hangi seriyle başladın? Teşekkür ederim. Öncelikle çok iyiyim. Seni de sormak lazım. Panini'ye hangi seriyle başladın demişsin. Panini Bundesliga ile başlamıştım. Bundesliga 2006-2007 olması lazım. Kerem Özkan. Abi kaç yaşındasın? Star Wars kartlarını Migros'tan mı aldın? Seni çok seviyorum. Kerem, ben de seni çok seviyorum kardeşim. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Sorun için de teşekkür ederim. 18 yaşından gün alıyorum. Star Wars kartlarını da Migros'tan aldım. 30 TL ve üzeri yaptığın her alışverişte bir tekli paket alma şansın var. O yüzden ailenin yanında git. Migros'tan alışveriş yaptıkları zaman bir tane kaparsın arada. Batuhan Celayır. Abi nasıl bu kadar iyi videolar çekiyorsun? Kullandığın programları da söyler misin? Ve nasıl bu kadar aboneye sahipsin? Evet. Batuhan'dan güzel 3 tane soru. Nasıl bu kadar iyi videolar çektiğimi söyleyeyim Batuhan. Öncelikle her zaman sizin için kaliteli içerik oluşturmaya çalışıyorum. Beğenseniz de beğenmeseniz de kesinlikle gözünüze güzel gözükecek şeyler yapmaya çalışıyorum Batuhan. Bu sadece bu kanalda olan insanlar ve çoğunluk çocuk olduğu için çocuklar için değil. Ben insanları mutlu etmeyi ve zamanlarını güzel geçirmeleri için uğraşıyorum. Kullandığım programları da söyler misin demişsin. Camtasia Studio 8'i kullanıyorum. Bir de Windows Live Movie Maker var. Onu da kullanıyorum. Video birleştirmek için Video Converter. Video indirmek için de Free YouTube Downloader diye bir program var. Onları kullanıyorum. Ve nasıl bu kadar aboneye sahipsin demişsin. Evet, şu an yaklaşık 200 tane aboneye sahibim. İnşallah bu 1000, 10.000'i bulur. Bu kadar aboneye sahip olmamın sebebi düzenli video atmak. Düzenli video atmanız gerekiyor. Cuma, cumartesi ve pazar benim video attığım
zaman dilimi sizin de her zaman ya günde bir ya 3 günde bir ya da haftada bir iki kez belirleyeceğiniz zaman dilimleri olmalı. Böylelikle kanalınız gelişecek ve aboneleriniz mutlaka artacaktır. YouTube düzenli olarak çünkü sizi izliyor, bunu unutmayın. Harun Efe Adaş abi, bir de Topsun bir paketi ne kadar demişsin? Topsun bir paketi 3 TL. 3 TL, ama ben sana 3 TL'lik bir paket almanı tavsiye etmiyorum. Çoklu paket almanı tavsiye ediyorum. Çoklu paket 15 TL ve içinden bir limited edition çıkıyor. Onu almanı tavsiye ediyorum. Abi en sevdiğin kart hangisi? En sevdiğim kart demiştim, John Cena'nın WWE Slam Attacks kartı. Bayılıyorum ona. Bir de Diego Ribas var. Koyu bir Fenerbahçeliyim. O yüzden onu da çok seviyorum. Nerede yaşıyorsun? Adana'da yaşıyorum. Adana'da Seyhan'ın merkezinde yaşıyorum. Abi bir de kanalıma abone olur musun? Olur musun demişsin. Harun, tabii ki de senin kanalına abone olurum. Ne demek? İsteğin yeter. Ve arkadaşlar 30 soruyu geride bıraktık. 30 soru sizlerden gelen soru adedi. Hepinize çok teşekkür ederim sorduğunuz sorular için. Facebook'tan da arkadaşlık isteği yollayabilirsiniz. Bana istediğiniz her şeyi Facebook üzerinden de sorabilirsiniz. Kanalımı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bu video için like istiyorum arkadaşlar. 30 soru sordunuz. Hedefim 30 like bu video için. Özellikle de bu videoyu yeni izleyenler için kanalıma abone olmaları için rica ediyorum. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Başka bir videomda görüşmek üzere.